acının günahları örtmesi için acının akredilmesi gerekiyorsa, mümin kulun ayağına batan diken veya daha büyük veya küçük bir sıkıntının acı duyarsa, ahirette acıya karşılık sevap kazanması acının akredilmesi itibariyle mi olur? Evet, bunu Fütühat'ın başka daha önceki ciltlerinde de söylemişti. Bu bağlamda acının bir mümin kul için ahirette sevaba vesile olacağını akletmek gerekir. O zaman bu akıl üzere olursa kul, bu düşünce üzere olursa kazançlı çıkar. Evet. O zaman bilinçli olmuş olur. Şu konuya değin de bu son konunun şeyi sorusu. Evet. Yani ben hani şey yapayım son konuyla. Duyuyla nefis arasındaki şeyi son konuda söyledi. Bahsetmişti. Şey evet. Nefsin mahalli akıldır dedi. Duyu değildir dedi. Evet. Hani salih kullar. Kuldan örnek verirken de ne dedi? Onlar dedi duyularıyla acı duyarlar. Duyularla acı duyarlar. Nefisleriyle değil. Nefislerinde evet, mutludurlar. Nefislerinde mutludurlar. Dolayısıyla hocam şimdi ben burada bir şey biraz böyle hani yine teferruat. Nefsin mahalli akılsa nefsani riyazetleri biz çoğunlukla duyu yardımıyla yapıyoruz hocam. Tamam. Akla nasıl hitap yani hani duyuya giden yol aslında eğer pardon akla giden yollar duyular değilse o zaman o riyazetleri duyularla neden yapıyoruz? Akla giden yollar duyular değil denmez. Akla giden veya aklın elindeki doneler duyulardan gelir. Şimdi o akıl değerlendirmesini neye göre yapar? Duyulardan aldığı veriye göre yapar. Dolayısıyla duyulardan gelen veriler her ne ise bu akıl için bir malzemedir değerlendirmek için. O zaman bu buradaki yani zikredilen salih kişi duyulardan gelen şeyi dikkate almaması yani onu şöyle anlayalım. Şimdi o zikredilen salih kulun mesela bir hastalık ilişti kendisine, vücuduna, duyularına. Vücudunda bir rahatsızlık var, bir hastalık var. Dolayısıyla vücudundaki rahatsızlık, hastalık hasebiyle bir acı çekmekte. Duyusal acı. Elinde, kolunda, işte ciğerinde, böbreğinde neyse bir rahatsızlık oluştu. O rahatsızlık fiziksel olarak vücut içerisinde metabolizmada bir acı duymasına sebep olacak bir reaksiyon gösterir. Bu reaksiyonla birlikte duyulardan gelen acıyı bu salih kul hisseder. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 85 gün vefatına kala rahatsızlandı, hastalandı biliyorsunuz değil mi? Yattı. O da bu manada yani duyulardan gelen acıyı hissetti. Bu acı hissedilir. Salih kulda bu acı hissedilir. Nice ehlullah vardır. Nice nice kerametler göstermiştir. Nice nice badireler atlatmıştır. Sonrasında bir hastalık kendisine iliştiğinde o hastalığın ızdırabıyla fiziksel olarak, duyusal olarak o ızdırabı, o acıyı çeker. Lakin nefste, yani özde, akıl itibarıyla, nefsinde orada acı çekmez. Çünkü bedenen, yani burada duyusal olarak çekilen acı bedenin acısıdır. Ruhun acısı değildir yani. Öyle anlayalım meseleyi. Burada ruh acı çekmez. Ruh kısıtlanmaz burada. Yani hocam şöyle biraz daha aklıma kendi aklıma yaklaştırmak için söyleyeyim. Yani hani akılda olayı bitirme. Hani akılda bitirme. Yani. Yani ben hani tamam, beden acı çeksin zaten beden gitti. Bu beden çekecek. Fiziksel olarak bu tepkime olacak. Evet. Reaksiyon olacak. Dolayısıyla bunun bana bir yansıması işte baş ağrısı, diş yani, ağrısı neyse işte olacak. Gideceği yer beden zaten çürüyüp gidecek yani. Önemli olan şey yani akılda ona bağımlı kalmama yani. Bağımlı işte. Onunla şey yapmama yani. O bağından her ne kadar bu bilince erse mutlu olursun. Ama bu bilince ermek o acıyı duymamak anlamına gelmez. Acıyı duyacaksın. Eyvallah. Çünkü o beden, o ruh o bedende bulunduğu için. Bakın İbn Arabi Hazretleri geçmişteki fütühatta ne dedi? Unsuri yaratılıştan kaynaklanan tesir ruha da tesir eder. Ruhtaki bir oluş tesiri unsuri yaratılışa tesir eder. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Yani bağımsız değil. Yani bedende olacak bir acının ruhtan hissedilmemesi mümkün değil.
Ancak burada bu bilinçle, bu şuurla, yani bunların aslında ruhun bu kalıpta bulunduğu, bu bedende bulunduğu, dolayısıyla bu bedende fiziksel bir tepkimelerden kaynaklanan acının duyusal olarak hissedilse bile nefste mutlu olmak gerektiği anlatılıyor burada. Evet. Akıl yoluyla. Bu beden, çünkü bu beden sana bedendeki bir arıza, hastalık sirayet edecek. Bu acıyı hissedeceksin. Lakin bu acıyı hissetsen bile bu bedenin acısı. Kendini buna şartlandıracaksın yani. Bu acı bedenden kaynaklanan duyusal bir acı. Özde, nefste, akılda oluşan bir acı değil. Evet. Bunu tam olarak böyle tespit etmek. Aynen. Yani ne olduğunu bilmek. Yani. Ne olduğunu bilmek tabii. Tabii bu acıyı bu şekilde anlamak. Bakın mesela cehennem, cehennem ehlinin acıları da bu neviden işte. Yani o nefsin şey zannediyor yani. Nefsin acıyı ne dedi orada? Acıyı ne alacak, çekecek dedi? Nefs dedi. Hatırlıyor musunuz fütuhatta? Evet. Geçmişte. Ben şimdi onu söyleyeyim değil mi? Orada cehennem ehli o acıyı nereden hissedecek? Nefsten hissedecek. Çünkü o salih kişi gibi bunun ayrımını yapma ilmi yok onda. Olsaydı cehennemde olmazdı. İşin sonunda anlayacak. Tabii. Anladığı zaman. Anladığı zaman işte mutlu olacak. Eyvallah. Ta ki işin sonunda anlayacak ki ya bu acı benim buradaki vücuduma verilen acı. Bu ayrımı yaptığında nefsinde o zaman mutlu olmaya geçecek. Bak orada çok püf nokta verdi yani. Salih kuldan verdi bu meseleyi. Salih kul akıl yoluyla nefsinde mutlu olur dedi. Acıyı ancak duyularıyla hisseder. Ama nefsinde değil. İşte burayı iyi anlamamız lazım. Biz de dünya hayatında ne dedi? Dünya hayatı karışık bir alemdir. Acısıyla, tatlısıyla biz bunları tadacağız. İşte bazı insanlar dünya hayatındaki duyulur acıları ya da manevi acıları o kadar tesir ediyor ki kişilere, hayatları kararıyor. Ya bu dünya hayatı ya. İşte cehennem. Cehennem burada yaşıyor. Kendi kendine cehennem. Ya bu böyle nasıl olur? Eyvah nasıl olur? Böyle bir şey asla olamaz. Kabul edilemez. Yanıyor da yanıyor, yanıyor da yanıyor, yanıyor da dünya hayatında. Bunlar belki duyulur acılar da olabiliyor. Duyuyla hissettiği acılar. Veya duyulur değil, tamamen manevi acılar. Bir şeye takıntı yapmış, takılmış. Bu böyle olamaz. Ben bunu kabul edemem. Nasıl olur? Falanca kişi bana bunu nasıl söyler ya? Benim gibi adama söylenir mi? Yanıyor mesela adam. Yanıyor bunu. Bu yanma neden kaynaklanıyor? İşte bundan kaynaklanıyor. Yani kendini beden algısından kurtaramadığından. Halbuki bizim hakikatlerimiz ruhumuz. Bu bilinci, bu şuuru kendimize oturtsak, bu dünya hayatında meşakkat olacak, üzüntü olacak, sarsıntı olacak. Ben her zaman söylerim, dertsiz olmaz bu hayat. Derdi dert etmemeyi öğrendiğinde mutlu olursun. Hocam neticede beden bu dünyaya ait bir şey yani. Evet. O zaman bu dertler yani dünyalık dertler de dünya için geçerli. O zaman bunu niye dert ediyoruz ki? Ya en basitinden şöyle düşünelim. Ya ben uykudayım, rüyadayım ya. Bu rüya elbet bir gün bitecek. Bu bilinçte olsa insan rüyasında gördüğü dert, sıkıntıyı tasa eder mi? Ya rüyadan kalkınca bitecek bu rüya. Bunu diyemiyor işte bazıları. Bu gerçek algısı içerisinde olduğu için. Rüyada olduğunun, insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar buyuruyor ya Resulullah Efendimiz. Dünya hayatı bir rüya alemidir hakikatte. Anlayan için, bilen için. O zaman burada dünya hayatının dünya meseleleriyle alakalı üzülmeye gerek var mı? Bunların hepsi gelecek geçecek. Biz asıl olana bakmamız lazım. Bize ahirette, ebedi hayatta bize bir katkısı olan şeylerle ilgilenmemiz lazım. Yoksa dünyalık, o onu almış, bu bunu satmış, o ona bunu demiş, bu buna bunu demiş. Elindeki mal çıkmış, kırılmış, dökülmüş, neyse. Bunların hepsi fani dünyada olan şeyler. Bunlara insan, yani nasıl bir algı içerisindeki insanlar dünyalık şeye üzülüyorlar ya. Malına, nice malına üzülen var. Elinden malı gittiğinde feryat figan, sanki öldü. Yani ölse belki o kadar üzülmeyecek. Ama şu mal elimden nasıl çıkar? Veya şu benim hakkımı nasıl vermez? Gibi. Neyse işte. Genelde bu tarz birbirlerine işte üzüntüye düşme meseleleri şeyde de çok oluyor. Varisler arasında, miras meselelerinde değil mi? Dünyalık meseleler için birbirlerine giriyor insanlar. Birbirlerine kanlı bıçaklı oluyorlar. Cinayetler işleniyor. Yani nasıl böyle bir dünya malı için bunlar yapılıyor, işleniyor?
mahvediyorlar ahiretlerini. Allah muhafaza. Yani bu bilinci iyi taşımak lazım. Bir mazhar olduğumuzu, bu bedenden ibaret olmadığımızı, hakikatte bir bunun ötesinde bir ruhumuz olduğunu ve bu bedeni vakti geldiğinde bırakıp gideceğimizi, bütün bu dünya içinde olanları da bırakıp gideceğimizi iyi anlayabilirsek, dünya hayatında olan hadiseler, başımıza gelen hadiseler de bizi o kadar yıkmaz, üzmez, daha olgunlukla karşılar, ahirete kendimizi hazırlamış oluruz. İnşallah.